aslında market turunu çektiğim günün akşamı. Şimdi yemek için lobi tarafına indik ama önce böyle bir welcome drink tadında bir şeyler varmış. Yani hoş geldin içeceği. Onlarla biraz takılacağız. Sonrasında yemek yiyeceğiz. İşte zaten İsmail ve Denizli çevresi, onlar takılıyorlar. Ben de burada bir video çekiyorum. Böyle otelin falan her yerin işte yılbaşı süsleri falan olması çok hoşuma gitti. Arka plan çok iyi. Burada böyle kocaman yeşillikler, çiçekler falan. Çok hoş. Have a nice evening. Günaydın. Bir kahvaltı yapalım. Sonra bugünü bir planlayayım. Kahvemizi alalım. Bu arada aslında hiç aç değilim ki, böyle erkenden kahvaltı yapmak gibi alışkanlığım da yok normal şartlar altında. Ama kahvaltı belirli bir saate kadar. Şu ekmeğin üstüne sürülen şey ne gerek var? Ekmek barı da bayağı güzel. Hele şu zeytinli ekmek favorim. Şu an taze taze. Kruvasanlar küçük ama çok lezzetli. Bugünkü kahvaltım. Geldiğimizden beri ilk kez güneş açtı ama dışarısı buz gibi bu arada. Güneşe aldanmayın. Ben aldandım. Neyse, şimdi dün çektiğim videoları editleme zamanı. Bugün onları yükleyeceğim. Bunları bir halledeyim. Sonra görüşürüz. Öğle yemeği için hazırım. Yemek alanı bayağı kalabalık olduğu için beklemeyi tercih ettim. Bu çiçekler de pazar gününden var ama hala çapcanlı duruyorlar. Kabak çorbası var. Burada da ana yemek alternatifleri. Taco hazırlamışlar. Bir içeriğini soracağım. Bir de side dishler var böyle yanına alabileceğiniz. Onlara da bakarız. Şurada da böyle çipsli bir bölüm yapmışlar. Burası tam benim için. Şeyler aldım. Aşırı lezzetli görünüyor. Bir sürü et alternatifi de vardı ama ben çok tercih ettim. Ben hazırlandım. Yanıma şemsiye falan da aldım. Su şişemi de aldım. Hadi bakalım etrafı keşfetmeye gidelim. Kat kat kıyafetlerimi giydim. Çıkalım. Hava çok tatlı. Görünse de ve videoda çok güzel çıksa da buz buz buz. Anlık soğuktan korunma şeklim. 1-1,5 kilometre kadar ötede tren var. Bugün ona ulaşacağım. Keyfim gelirse Almere'ye giderim. Baktım çok soğuk. Geri dönebilirim. Almere'deki evler. Ya buranın en sevdiğim tarafı. Tüm yapıların, dış yapılarının birbiriyle uyumlu olması. Gerçekten şehirleşme çok güzel. Burada da bir kentsel dönüşüm gibi bir şey var sanırım. Dış yapısını bunlarla aynı yapıyorlar. Bu apartmanın. Bir yapıya bakar mısınız? Hayallerdeki ev değil de ne? Bir tek biraz daha bahçesi olmasını dileyebilirdim. Ama hava şartlarından dolayı burada tarım nasıldır bilemiyorum. Şu makineyi kullanarak gidiş dönüş kendime bilet aldım. Almere Port'tan bineceğim. Almere Centrum'a gidiyorum. Aynı günde gidip döneceğim. Of, 8 dakikası varmış. Kitabımı da almayı unuttum yanıma. Tren istasyonunda beklemek için kapalı alanlar da var. Çok soğuk olduğu için. Trene bindim. Bayağı şöyle göstereyim, temiz. 14.01'de binmiştim. 08'de orada olacakmışım. Bayağı yakın. Şu çantalar biliyorsunuz yeniden gündeme geldi bu akşam. Ben de şeyden almıştım, bunu Almanya'dan almıştım. Türkiye'de saçma sapan fiyatları ama burada bayağı ucuz, zaten naylon bir çanta.
böyle Avrupa'ya giden tanıdığınız varsa, böyle bir şeye ihtiyacınız varsa da sipariş verebilirsiniz. Çünkü çok yer kaplamıyor. Bir de böyle yaz, kış, dışı naylon gibi olduğu için kullanımı rahat, hafif. Her Avrupa ülkesinde farklı bir sistem var. Burada hem binerken hem inerken okutuyoruz. Yani Milano'da falan bilet almadan, Cinque Terre'de işte İtalya'da bilet almadan gezilebilirken burada öyle bir şey imkansız. Döner Company. Burada Marmaris Büfe falan da var. Haritada gördüm. Bakın, ben internette şu Primark'ı görmüştüm. Bir de burada birkaç mağaza vardı. Dedim ki hani bir çıkayım, değişiklik olsun. Hem oraları falan gezerim, bir bakarım. Tam biliyorsunuz Kasım Black Friday'de bitmişken gezerim. Bu arada tüm AVM'ler, dükkanlar 18'de finito. Bizdeki gibi 10'a kadar falan açık olmak yok. İnsanlar evine gidecek yani. O mağazada çalışanlar da. Yerler şu ortada görmüş olduğunuz demir oyuklara hep eğimli. Çok yağış olduğu için muhtemelen buraya eğimli bir şekilde aksın, yer altına karışsın diye düşünüyorum. Bayağı tahmin ettiğimden de büyük bir alanmış burası. Mango da var. Bir mangoya bakacağım ama burada taksit olmadığı için giderim kendi ülkemden, bol bol taksitle alırım yani. Bir gezerim ama yine de. Belki de outlet'tir, indirimdir, odur budur bir şeyler vardır. But no, hiçbir şey yok. Hema diye kocaman bir mağazaya girdim. Nasıl okunduğunu bilmiyorum ama çok güzel şeyler var. Bunlar Santa'nın S'si midir arkadaşlar? Beni bir aydınlatın, bu S neyin S'si? Her yerde görüyorum. 3,5 euroymuş bu çikolatalar. Ha, burada da her harf var. Bu 1,75. Tabii her yerde yılbaşı konsepti. Şunlar da çok tatlı. Hediyelik böyle hazırlanmış kutucuklar. Şuna bayıldım. Kurşun asker. Farklı renklerde olanları falan var. Bu neyin fiyatı anlayamadım. Şurada da 3 tane alınca %20, 2 tane %15, 4 tane %30 indirim alıyormuş. Burada da yılbaşı şeyleri var. Süsleri var. Kurabiyeler. Köpüklü şaraplar. Şuna bakar mısınız? Kocaman şu alttaki. Yine burada farklı yılbaşı süsleri. Bir fast food düşmanına göre tam. Çok tatlı bir bardak 7 euroymuş, 210 lira. Maytab'ın güzelliği. Şunlar, mumlar ne kadarmış, fiyatları yazmıyor da şunlar hoşmuş, baya baya kocaman kocaman. Önceden çok severdim böyle şeyleri, her gittiğim yerden alırdım. Sonra anladım ki sadece yer kaplıyor. Evimde ve hayatımda hiç kullanmıyorum. O yüzden artık hiçbir şey almamaya karar verdim. Bayağı uzun zamandır yani. Kalem kutusunun tatlılığı.
hiçbir şey almıyorum artık dedikten sonra ben. Çok tatlıymış ama ya, hem de 3 euro. Şunlar ıvır zıvır 1 euro. Evet sen. Ay şu çok iyiymiş. Week planner. Ne ben week'imi planlarım ne planlarım bunda bakın. Ama fiyatı çok iyi. 1 euro. Çok tatlı beğendim. Burası tam bir parti hazırlama bölümü. Winner kazananlar için madalyalar da var. Şöyle çok güzel konsept partiler için. Hayvanlı olanlar var, gökkuşaklı olanlar var. Bayıldım, bayıldım. Ay şu tavşanlı olanlar tam benlik. Bana parti düzenlemeyi düşünenlere duyurulur. Şurada da balonlar var. 1.25 euroymuş bu arada bu harfli balonlar, gayet iyi. Desenleri çok güzel. Masa örtüleri 4.75. Şurada da farklı çeşitte balonlar var. Hala aynı mağazadayım. Buranın üst katı da var. Biraz da orayı gezelim. Şu Ikea'daki çiçeklerden sanırım bunlar satılık değil yani. Bence bakayım. Aa buranınmış. Ama aynısı Ikea'da var. Şunlar modelleri çok güzel. Bazı şeyler indirimde, bazıları değil. Şu mumlara bakınız. Ya çok şeker. Plastik kutular. O kadar çok mağaza var ki biraz gezdim gezdim. Sıkıldım. Çünkü bir şey almak gibi niyetim de yoktu. Hiç o kafayla da gelmemiştim. Ya belki böyle bir güzel şişme mont alırım diye düşündüm ama onun da acelesi yok. Burada böyle upuzun bir yürüyüş yapılır. Baya baya üşüsem de keyifli bir gezi oluyor benim için. Biraz fazla tok çıkmışım ama. Bir dahakine böyle daha hafif tok luk ve açlık arasında bir yerde çıksam daha rahat gezerim. Neyse devam edelim. Öyle bana değişik gelen bir şey olursa size de gösteririm. Onun dışındaki Zara, H&M falan hep aynı yani. Bir Primark gezisi de yapıp buradan döneceğim. SUV gibi ama içinde farklı şeyler de satılıyor. Farklı markalar da satılıyor. Hani fiyat politikası öyle diyebilirim. Kalitesini çok bilmiyorum. Evet, makyaj yaparken takmak için buna ihtiyacım olabilir. İçinde böyle hem kıyafet satılan hem de böyle kupadır, süs eşyasıdır, oyuncaktır, işte valizdir. Çok fazla polyester olduğu için burayı es geçiyorum. Yani çok benim kullanabileceğim şeyler değil. Bir ev kısmına bakalım. 2 euroymuş tanesi. 60-70 lira. Salondaki şey için alınabilir bu ya. Beğendim. Ay. Yapay çiçek çok sevmem ama güzel görünüyorlar. Şuna bakar mısınız? Ay bu yapıştırma. Lavabolara, güneş almayan yerlere konulabilir. Mesela şu 3,5 euro. Yani Türkiye'de muhtemelen bunu İngiliz Home'da 200-300 liradan aşağı değildir. Neyse burada çok bir şey yok. Buradan da otele geçeceğim. Orada görüşürüz artık. Evler çok tatlı. Şöyle ufacık balkonlarında bisikletleri duruyor neredeyse hepsinin.
o kadar soğuk ki yani hani nasıl söyleyeyim, buzdolabının içine girmişim gibi, rüzgar yok ama aşırı soğuk. Dönüş yolu üstü manzaraları diyebilir miyiz? Kasabanın güzelliği. Şu yolun güzelliğine bakar mısınız ya? Ha işte şu araştırma yerine adam bir şeyler atıyor. Ya bu filmlerdeki evren gerçekmiş. Bayıldım. Buranın dışından yürümüştüm daha önce. Şimdi bayağı böyle evlerin içinden gidiyorum. Yani hiçbir atıntı yok. Her şey çok toplu, çok düzgün görünüyor. Harika. Hava da çok güzel görünüyor. Açıkta kalan yerlerim donmuş olsa da. Yerlerde bir tane çöp yok. Tertemiz ve çok düzenli. Darısı bizim başımıza ne diyeyim. Otelin yemekleri çok güzel olduğu için gittiğim yerde hiçbir şey yemedim. Şimdi akşam yemeğine iniyoruz. Lentil soup varmış, bizim mercimek çorbası. Bana bir kaşık yeterli. Thank you. Şurada pesto soslu makarna vardı. Burada patates. Burada köfte. Bunu almıyorsun sanırım. Kapatayım mı? Ne kapatayım. Köfte? Kapatayım. Burada da havuç var. Bu ilginç bir. Ah. Burada da bir salata barı var. Sadece yeşillikler. Sos var. Burada makarna salatası. Burada avokadolu bir salata. Ve shrimp var. Limon. Burada da ekmekler var. Tabakları karıştırmayı sevmediğim için şöyle ayrı ayrı iki tabak da aldım. Bir de biraz çorba aldım. Now I will create the Eiffel Tower. I'm making construction.